Dünya genelinde COVID-19 salgını her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü ve dünya genelinde kamu sağlığı yetkilileri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılsa da virüsün niteliğinden kaynaklanan hızlı yayılım ve ağır klinik seyir salgınla mücadeleyi zorlamakta ve uzatmakta. Bu durumun ruh sağlığına etkilerini vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar pandemi sürecini yorumladılar. Açıkçası evde çok bunalmıştım. O yüzden işte kendime örgü örmeye ya da yapboz yapmaya, işte sonra kedim oldu, kedi sahiplendim. Öyle geçirdim, kitap okudum bol bol. Yani olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Zaten kedim aşı için dışarı çıktım ben de. Yani kendimizi bu avantaja çevirmemiz lazım evde kalmayı. Daha çok işte kendimizi kitap okuyarak, derslerimize katılarak geçirebiliriz. Evde ev hanımı olduğumuz için iş yapmaktan günümüz geçiyor. Beyler de haftada bir beyler de evde, evet. E nasıl, çatışma oluyor mu? Yok elhamdülillah. Öyle bir sorunumuz yok. İyiyiz yani. Vallahi ben tek böbrekliyim. O gün gittim. Aşı vurulayım diye, grip aşısı. Yokmuş. Parayla bile vurulamıyorsun şu an. Aşıyı bırak yani. Grip aşısı, zatürre aşısı hiçbiri yok şu an. Bilmiyorum artık hakkımıza hayırlısı ne olacak. Valla mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyoruz ama iş gereği aileye bakmak durumunda kaldığımız için pandemi, yani genel olarak herkesi işten çıkartmak zorunda kaldı bu işverene, hükümetten. Yani işverenlere biraz destek çıkıp da onlar da gençleri işe alıp zor durumda bırakmamak için desteklerini bekliyoruz. Yani şimdi korkarak çıkıyoruz açıkçası söyleyeyim. Yani çünkü evde yaşlı annemiz var, yengemiz var, küçük çocuklar var. Yani biz gençler olarak taşıyacağız. Bize mümkün olduğunca sosyal mesafe artı maskemizi takarak, yani elimizi bol bol dezenfekte yaparak korkarak yani yaşıyoruz. Yani inşallah bir an önce atlatırız. Öyle umuyorum. Pandemi sürecinde ben Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'nün başkanıyım. En başta kulübümüzü etkiledi. Daha doğaya çıkamıyoruz pandemi sürecinde. İşe gidip geliyorum. İş ortamımız, mahallede çalışıyorum. Dönüşümlü çalışıyoruz. İlk iş yükümüz birikiyor. Onun haricinde yani biraz kısıtlandık ama mecburuz. Sadece bizimle alakalı bir durum olmadığı için. Hani dünya bu konuyla sarsılıyor. Dünya bu konuyla kendini kısıtlıyor. Onun için sabretmek zorundayız. Geleceğe dönük, hani her şey sıkı olursa insanlar ve hükümetimiz bu konuya daha duyarlı olurlarsa düzeleceğine inanıyorum.